Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme kun li veliyyikel hüccet ibnil hasen salavatuki aleyhi ve ala abai fi hazihi sa'a ve fi kulli sa'a veliyen ve hafizan ve qaiden ve nasire ve delilen ve ayna hatta tuskinehu arzeke teb'a ve tumettiyehu fiha tebila birahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed ve ali Muhammed ve acil dünya imtihan dünyasıdır diyorlar ya, bu gerçek bir cümledir. Allah bu dünyanın düzenini öyle bir ayarlamıştır ki insan her an imtihan oluyor. Her an. İnsanın uykudan uyandığı andan tutun siz, yatana kadar, uyuyana kadar tekrar gece imtihan içindedir. Uykudan uyandığı anda insan uyanmak istemez. Biraz daha uyuyayım der, biraz daha yatayım der. Dolayısıyla o anda bir imtihan var. Yani ne namaza kalkma meselesi var. İşe gitme meselesi var. Sorumluluğu yerine getirme meselesi var. Bir imtihandır. İnsanın hayatın içine başladığı andan itibaren, günlük hayatına başladığı andan itibaren imtihanla geçer. Farz-ı misal, bir tane arkadaşını görüp görmesi ve o arkadaşı örneğin aynı meslektendir. O bundan önce işe gidiyorsa veyahut da o bir iş tutmuşsa, o anda onu kıskanıp kıskanmaman veyahut da bir namahremi görüyorsun, sabah sabah ona bakıp bakmama, bir alışverişle karşılaşıyorsun, o anda yalan konuşup konuşmaman, komple bir günü insan imtihanla geçiyor. Ama insan dikkat ederse imtihan olduğunu anlıyor. Dikkat etmediği takdirde günlük bir hayatmış gibi geliyor insana. Birinin rızası olmadan adamın eşyasını kullanıp kullanmama. Günlük hayatımızda insan dikkat ettiğinde veyahut da bunu bir listeye alırsak göreceğiz ki bir gün içinde en az 30 yerde insan imtihan oluyor ve orada kendisini geliştirmesi için Allah orada bir fırsat tanıyor ona. Bir de Kur'an'ın tabiriyle Kur'an diyor ki senede bir iki defa merreten ev merreteyn, bir defa veyahut da iki defa büyük imtihandan geçer insan. Büyük sınavdan geçer. Bir günlük imtihanlar, bir de büyük imtihanlar, büyük sınavlar. Sınav denilen şey şudur. İnsanın o şey önüne gelir ve Allah bakar ki burada kişi nefsine yenilecek mi yoksa dininin dediğini yapacak mı? Benim dediğimi yapacak mı? Bu bir veyahut da iki büyük imtihan ki her sene insanın önüne gelir. Bunlar insanın daha mükemmel ilerlemesine sebep olur. Sıradan bir imtihan, önemli bir namahrem önünden geçer, ona bakmazsın. Bu insanın gelişimi için önemlidir ama bir adımdır. Bazen insan öyle bir anla karşılaşıyor ki, öyle bir zamanla karşılaşıyor ki, eğer orada kendisini kontrol altına alırsa, o an insanın belki bir hayatını etkileyecek. Bir hayatını, bir ömrünü etkileyecek. Böyle yerler vardır. Bazen bir insanın yapmış olduğu bir işten dolayı Allah onu öyle seviyor ki, öyle hoşuna gidiyor ki, bir ömür o adamın karakterini Allah kontrol altına alıyor. Böyle durumlar var. Bir iş, bir işten dolayı. Ve bu İmtihanlarda insanın başkasına yardım etme meselesi var. Biri de budur. Allah diyor ki
doğal afetlerde ve bir başkasının başına gelmiş bir belada onlara yardım edin. Vazifeler, sorumluluklarınızdan biri budur. Bunu biraz daha açayım ben, Kadir Gecesi ile alakalı açayım. Bir günlük bir insanın Allah'a dua etmesi var. Bir de Allah diyor ki bir Kadir Gecesi denilen bir gece var. Ve o Kadir Gecesi'nde bir an var. Eğer o anı sen yakalarsan, 1000 yıl imtihandan geçmiş gibi ilerlersin. Odur ki Allah diyor Kadir Gecesi 1000 aydan daha faydalıdır. 1000 ay ortalama bir ömür demektir. 83 yıl ediyor 1000 ay. 83 yıl. 83 yılı bir insanın bir ömrü olarak algılasak Allah şunu demek istiyor. Bazen bir ömür imtihandan geçersin. Ama bu Kadir Gecesi öyle bir gecedir ki o bir yılda aşmak istediğin, kat etmek istediğin yolu o gece kat edersin. Öyle bir imkan tanıyor Allah Kadir Gecesi'nde. İnsanın günlük yaşantısında öyle anlar gelir ki insanın başına veyahut da bir başkasının başına Allah diyor ki oralarda dikkat edin. Sizin mükemmel olmanız için bazen sizin kendinize ben imtihan ederim. Yani bazen sizin kendinizin sağlığınızı elinden alırım. Bazen sizin kendinizin parasını elinden alırım. Bazen sizin kendinize musibet veririm. Bazen de bir başkasına veririm. Senin onun karşısında nasıl davrandığına bakarım. İmam-ı Cafer-i Sadık'tan hadis var. İmam-ı Cafer-i Sadık buyuruyor ki hiçbir mümin yoktur ki 40 günden bir imtihandan geçmesin. Evlat, para ve can imtihanından geçmemiş olsun. 40 günden biz mümini mutlaka imtihan ederiz. Dolayısıyla da bazı insanlar var ya başına hiçbir iş gelmiyor. Bazı insanlar var ya bu dünyada çok ferah yaşıyor, çok ferah. Hiçbir sorunla karşılaşmıyor adamı. Adamın hiçbir sağlık sorunu yoktur. Adamın hiçbir maddi sorunu yoktur. Adamın hiçbir sıkıntısı yoktur. Evlatla alakalı, aileyle alakalı sıkıntısı yoktur. O Allah'ın gözünden düşmüş adamdır. Allah bir zorluk verip imtihan etmek istiyor. Allah parayı veriyor. Daha sonra parayla insanı imtihan ediyor. Ondan sonra kapısına bir tane ihtiyacı olan insanı gönderiyor. Ya diyor borcum var bir, ihtiyacım var bir 5000 lira verebilir misin o ihtiyacımı gidereyim. Senin de var vermiyorsun. İmtihan etti Allah. Bitti. Kapına bir tanesini gönderdi ihtiyaç sahibini. Seni yüceltecek de Allah. Hem de vardır ama vermiyorsun. Şeytan vesvese etti. Ya vermese? Boş ver, verip ondan mı uğraşacaksın? Vesvese etti, verdirmedi. Hakeza verilmesi gereken yükümlülükler, boynumuzdaki humuslar, zekat. İmtihan ediyor Allah. Veriyor parayı. Verdikten sonra da bir, diyor bir imtihan edeyim bunu. Humusun var, üzerinde zekat vermelisin. Fakire gereğini yapmalısın. Ama şeytan insana bir şekil bir kalıp uyduruyor. Ya ertele diyor, daha erkendir, verirsin. Hele borcunu kapat, verirsin. Bu işi de yap, verirsin diyor, ertele diyor. Ve imtihanı geçmemene sebep oluyor. Bırakıyor seni sınıfta. Bu şekil bazen de başkasına belayı veriyor. Bela dediğimiz şey yani zorluk. Veriyor ve senin ona karşı nasıl davranacağına bakıyor Allah. Doğal afetler bunlardan bir tanesidir. Ki doğal afetlerde Allah doğal afet görmeyen insanı imtihan ediyor. Doğal afet göreni yerinde imtihan eder, onu imtihan eder. Doğal afet görmeyeni de onun karşısında imtihan eder Allah. Bakalım ona nasıl davranacaksın?
Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bir hadisi var. Buyuruyor ki sel, yangın veyahut da düşmanın saldırısında mazlum kalmış, mağdur kalmış bir insana yardım eden bir insanın Allah günahlarını siliyor. Tamamen siliyor. Ama yardım edenin. Bir ülke vardır ki o ülkeye düşman saldırmıştır. O ülkeye zulüm gitmiştir, yangın olmuştur, deprem olmuştur, bir şey olmuştur. Sen sadece televizyonda seyretmekle kalıyorsun. Veyahut da şu şekil şükrediyorsun. Allah'a şükürler olsun ki bizde böyle şeyler olmadı. Allah diyor ki bu Müslümanlık değildir. Müslümanlık sadece onun başına gelen belayı görüp ona acıyıp kendin için de şükür etmen değildir. Onun için bir şeyler yapabilmen senin imtihanındır. Hazreti Ali'nin sözü budur. İkinci bir mesele bedensel ve zihinsel engeller için vereceğimiz imtihanlardır. Allah bazen bir kişini, babasını, bazen kardeşini, bazen evladını imtihan etmek için bedensel ve zihinsel bir özürlülük veriyor Allah ona. Bizden de şunu istiyor ki bedensel ve zihinsel özürlü insanlara yardım edin. Bizim adam olabilmemizin yollarından birini böyle tayin ediyor Allah. Her kim bir körün elinden tutar, 40 adım yürütürse, tabi bu 40 adım, 10 adım, 5 adım sadece şeydir yani, söz misali buyurduğu gibi. Mesele şudur ki onun bir işini hallederse, onu bir zorluktan atlatırsa. Allah buyuruyor ki ben de onun 73 tane belasını atlatırım. O belalardan biri dünyadadır. Ki dünyadaki sorunlarını çözerim. 72'si de kıyamettedir ki asıl kıyametteki zorlukların ve sorunların çözülmesi gerekir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle bir duası var. İlahi kıyametin zorluğundan beni koru. Hazreti İbrahim diyor bunu. Bir peygamber. Günah işlememiş, hata işlememiş ve büyük peygamberlerden bir tanesidir Hazreti İbrahim. Ve o peygamber kıyametin zorluğundan korkuyor. Kıyametin zor anlarından korkuyor. Ve dua ediyor Allah'ım o zor anlarda bana yardımcı ol. Beni o oralarda koru. Allah diyor ki bedensel ve zihinsel engelli birinin elinden tut. Onun bir işini çöz. Ben senin 73 tane işini çözeceğim ki biri bu dünyadadır. Seni bu dünyada hüzünden uzak tutarım. Kederden uzak tutarım. 72'si de o dünyanın zorluğudur ki o dünyanın zorluğunun bir tanesi bu dünyanın zorluğunun 1 milyon tanesine bedeldir. Kıyametin korkunç sahneleri var. İnsan o sahneleri gördüğü zaman Allah'ım biraz sonra acaba ben de mi oraya gideceğim diye tir tir titriyor insan. Çünkü senden öncekini ki götürüyorlar o sahneye, o azaba, o azabı ki sen görüyorsun, onun bağırtısını ki görüyorsun ve önüne ne gelecek bilmiyorsun, amel defterinde neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Ve o anda insan tir tir titriyor ki acaba benim amel defterimde de ne çıkacak, beni de o şekil yargılayacaklar mı, o şekil azap verecekler mi, tir tir titriyor insan. Kıyametin böyle sahneleri var, korkunç sahneleri var. Ve her bir sahnenin senden uzak durması için bu dünyada fırsatlar var. İnsan bu dünyadaki fırsatları
gerçekten de iyi değerlendirmelidir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bela görmüş birini, bela biraz önce dediğim gibi imtihandır. Farz-ı misal bir insan hastalandı, kötü bir hastalığa müptela oldu. O onun imtihanıdır. Sana da bir ibrettir. Allah diyor ki git onu ziyaret et, geçmiş olsun diye. Şimdi gittin onun yanında, Peygamber biliyor onun yanında şöyle deme ki Allah'a şükürler olsun ben böyle bir hastalığa denk gelmedim. Böyle bir imtihandan geçmedim. Onun yanında deme. Çık dışarıda kendi kendine de. Onu üzme. Çünkü bela uğramış bir adamın kalbi kırıktır. Hastalığa maruz kalmış bir insanın kalbi kırıktır. Malını kaybetmiş bir insanın kalbi kırıktır. Evlat imtihanından geçmiş bir insanın kalbi kırıktır. Onun yanında şükür etme kendine. Onu iyice kırarsın. Dikkat et diyor. Ve diyor onun özrüne, onun engeline dikkatle bakma. Baktın ki bir adamın cildinde bir problem var. Bir adamın ayağında bir problem var. Duruşunda bir problem var. Ona dikkatle bakma. Rahatsız oluyorlar onlar. Kendilerindeki o engelden dolayı rahatsız oluyorlar. Elinizden geldiği kadar ona dikkatle bakmayın. Son hadis şudur ki Peygamber buyuruyor. Her kim engelli birinin engeline yardım eder, onu rahatlatırsa kıyamet günü ben de onun amel terazisini ağırlaştırırım. Ki amel terazisini bu dünyada doldurmak kadar zor bir şey yoktur. Çünkü sen amel edersin ama o amelin kabul mudur? O belli değildir. Ve o çok zordur. Kabul olmuş amel çok zordur. Şeytan bir şekilde o ameli insanın elinden alıyor. Öyle iki rekat namaz kılmakla cennete gidilmiyor. Şikere ziyarete gitmekle cennete gidilmiyor. İnsan ameline baktığı zaman o amelinin içinde kabul olmuşu bulmak o kadar zordur ki. İşin içinde riya vardır, işin içinde o amelin gereğini yapmama vardır. Örneğin namaz hususunda biliyorsunuz ne deniliyor? Diyor ki insanın elbisesinin mubah olması lazım. Ne demek mubah olması lazım? Yani haram olmaması lazım. Kullanılabilir eşya olması lazım. Şimdi sen humus ödenmemiş bir elbiseyle namaz kılıyorsun. Kabul müdür? Allah diyor kabul değil. 60 yıl namaz kıldın ve kendine öyle zannediyorsun namazın kabul olmuştur. Orucu el al, haccı el al. O kadar ince ayrıntısı vardır ki. İnce ayrıntısına indiğin zaman insan kendisini hiçbir şey zannediyor. Ve yüzünü dönüyor Allah'a diyor ilahi. Senin rahmetinden başka da yolu yoktur. Senin rahmetinden de başka yolu yoktur. Odur ki bizleri kurtaracak bu yerlerdir. Mağdur insanların yanında olmak. İnsanın kendi ameli değil, onların zorluklarında, onların yanında olabilme insanı kurtaracaktır. Bu bizim en büyük sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Biraz önce dediğim gibi televizyonda seyredip o insana acımakla mesele bitmiyor. İmkanlar dahilinde o insana ne kadar yardım edebiliyorsun, ne kadar el atabiliyorsun, ne kadar mağduriyetini giderebiliyorsun. Mesele budur, imtihan budur. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.